Cümleten selamun aleyküm benim güzellerim. Hepiniz hoş geldiniz evime, mutfağıma, kanalıma, hayatıma. İyi ki geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler Rabbime hamdolsun, iyiyiz canlar. Bugün ne yapıyoruz? Ses tonumdan da anlayacağınızı çok heyecanlı. Bir değişik bir duygularım var arkadaşlar. Bugün eşim videosunu zaten görenler görmüştür ama eşim izlemeyenler varsa eğer ki ben de tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar bugün Hasan yukarıya çıktı şey yapmaya. Şu sıcak su geliyor ya, o dolmuş, onu yapmaya çıktı. Bir telefon görüşmesi yapıyor. O ha, mesaj gelmiş önce. Beni arayacağınızı böyle ATV kanalından şey gelmiş mesaj. Hasan otur size, biz nasıl ulaşabiliriz diye. Hasan da artık oraya numarasını yazmış. Hasan'ı aramışlar. İşte söylemişler, bizler sizleri YouTube'dan keşfettik. Eşinizi, annenizi, işte sizleri, köy hayatınızı, vloglarınızı keşfettik. Sizi kanalımıza davet etmek istiyorum. ATV mutfak bahane var ya, yani mutfak şahane bahane, öyle müziği de var ya. Ondan sonra böyle bir sizi buraya davet etmek istiyorum. İster misiniz? Eşiniz ne iş yapıyor? Ev hanımı. Anneniz ne yapıyor? İşte ev hanımı. Siz müzisyen derken demişler ki hani bu hem sizin kitlenizin yükselmesine hem bizlerin kitlesinin yükselmesine sebep olacak bir sizler için değil bizler için de eğer ki davetimiz kabul edersiniz diye söylemişti. Hasan da olur demiş, yani bizlik sıkıntı yok, biz zaten böyle kameralı karşısına çıkan aileyiz diye söylemiş işte Hasan da. Ondan sonra onlar da demişler böyle kendinizi tanıtan kısa bir video atın. İşte annem kendisini atmış, burada biz yaptık Hasan'la ufak tefek. İşte 24 yaşındayım, iki çocuk sahibiyim, gibicesi, ev hanımıyım. Öyle sohbetimiz oldu, gönderdik. Şimdi bekliyoruz bir hafta içinde, işte bir dahaki haftaya biz sizleri listeye ekledik. Bir dahaki haftaya sıramız mı söyleyeceklermiş, biz mi gideceğimiz, hiçbir fikrim yok. Biz de beklemedeyiz. Şu anda ne yapıyorum canlar? Ben çok acıktım. Bugün yemek olaraktan Hasan bir döner yaptırdı geldi ama böyle ekmek küçük gibiydi, sanki doymadım gibi hissediyorum. O yüzden arkadaşlar aklım hemen ne geldi biliyor musunuz? Dur size bir getirmeyelim. Masanın üstünde de görüyorsunuz kalabalığım ama şuradan çıkarırsam eğer hayatım şahane olacak. Mutfağımız acayip soğuk bu arada. Ta alta koyduydum sonra bulanmış diye. O da beni uğraştırdı. Duruyordu daha mı etiketin elinde. Kıyama dedim çıkartmıyor poşetlerinden bunu. Şimdi canlar ne yapacağım biliyor musunuz? Hamurumu yoğuracağım. Bununla şurada börek yapacağım. Peynirli börek yapacağım. Hamurun mayası olana kadar içine iç harç yapacağım. Böyle cacıklı, cücüklü, sebzeli. Bunu annem çok yapıyor arkadaşlar. Ben bayılıyorum. Annem de bir lezzetli yapar ki gerçekten böyle anlatmalara doyamam. Hamurun mayalanası arkadaşlar iç harçlarımı yapacağım. Ondan sonra böyle mi yapacağım? İnşallah vakit çok geç olmazsa, şu anda saat 8, 9, 9.30 gibi, 10 gibi işte olursa da sıkıntı yok aslında. Olur, mayalandığı sürece sıkıntı yok. Kayınvalidem bile doğru gideceğim arkadaşlar, hep beraber yiyelim böreğimiz diye. Hasan Aksaray'a gitti bu arada, bugün yok. Şöyle göz kararlı bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Şunda da, şöyle hamam tasında da benim ılık suyum var. Bu arada bu temiz. Tekrar söyleyeyim. Ben bunu mutfağım için aldım ve gri aldım gördüğünüz üzere. Bunun şeyleri var. Böyle ölçek oluyor. Porselen şeklinde. Onlardan neydim aslında almayı düşünüyorum ama bakalım nasıl kısmet. Şimdi arkadaşlar ben şu leğenimi de geçen almıştım biliyorsunuz. Bunu da çok severek aldım. Hamurumuzu ekleyelim. Artarsa güzel olursa inşallah sabaha da geliriz. Ondan sonra beraber yeriz diye düşünerek de hamurumuzu şimdi yoğurmak üzere geldim arkadaşlar mutfağıma. Şöyle unumuzu ekleyelim. Bu şu küçük olduğu için arkadaşlar şöyle yumurta büyüklüğünde bezeler aldığında bir börek oluyor onunla. Unumu kaldırmayacağım bu arada. Çünkü tekrar kullanılır burada. Hamurumu falan açarsam. Şöyle mayamı da ekleyeyim. Şu yer. Davanda çok az var böyle, yok denilecek kadar. Ben bir de ekleyeyim çabuk mayalansın. Evim sıcak. Sobam soğumuştu, bir yaktım. Ömer de şimdi uyandı. Böyle acayip canım istedi arkadaşlar. Böyle börektir, çörektir. Şu anda içinde unumuz, tuzumuz ve mayamız tamamdır. Azıcık daha un alsam mı diye düşünmüyorum. Değilim ama. Alma azıcık daha. Ne zararım olur? Yeriz bence. Yükselme beslenmesine koyarım yarına. Yerse. Keşke yiyse ben yükselme neler yapacağım da yediremem işte bu oğluma hiçbir şey. 2 kepçe, 2,5 kepçe daha alayım. Tamam.
Şöyle bunun orta kısmını açalım. Böyle yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor ve suyumuz çok güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu bir harmanlayalım. Eksik olduğu yerde un da ekleyebiliriz, suyumuz da ekleyebiliriz. Bunu hemen soğutmadan arkadaşlar yoğuracağım, evimize götüreceğim. Bir de üstünü başını sarayım, o mayalana dursun. Ben de burada hemen böreklim yapayım. Aslında ben kendimize peynirli yapacaktım da kaybabam bir sebzeliği çok severler. Bir soğan doğrayacağım, bir sebze kavuracağım. Domatesle biberi. Şu anda birazcık daha su istiyor bu. Şöyle. Arkadaşlar bu arada üzerindeki elbise de lastikli olduğu için değişik duruyor olabilir. Sizlere de söyleyeyim ondan. Bu arada arkadaşlar gerçekten o kadar güzel izleyicilerimiz var ki, o kadar böyle gönlümüz temiz, Allah bin kere razı olsun hepinize. Öyle bir iki tane izleyicimiz var arkadaşlar. Dün Hasan video yazmıştı. Cansu niye annengile gitmedi, niye gelmedi? Arkadaşlar gittim tabii ki de. O nasıl bir laf yani, niye gitmeyeyim ki? Hiçbir sıkıntım yok yani. Baktım resmen dedim araya fitne sokmak, başka hiçbir şey değil bu yazdan yorumlar. Ben gittim arkadaşlar, hatta ben kendime şahsıma da video çektim ama yayınlamam nasip olmadı. Telefonda gitti Hasan, telefonda benim videom. Onu da yarın yayınlarım inşallah. Bir şey diyeyim, hiç kucalamadım. Yine benim bu kolum hiç iyi değil. Şöyle şöyle yaparsam içine unlarını yedirirsem gayet güzel olacak aslında. Size görünmüyor bu arada canlar. Azıcık daha su istiyor sanki ama birazcık bir etrafının şeylerini alayım. Ondan sonra canlar yazmışlar ki Hasan kardeşim işte böyle böyle Cansu gelmedi annengile, bu ne demek oluyor? Gittim arkadaşlar, aslında hiç aslını astarını sormadan ya da beni söylemeden böyle yorum yazmanız gerçekten hiç doğru değil. Nasıl oldu biliyor musunuz? Annemgil geldi arkadaşlar. Onlar geldikten sonra ben ne zaman haberim oldu? Hasan aradı işte böyle böyle annemgili getirdik diye. O zaman Ömer uyuyordu. Ben Hasan'a dedim. Hasan böyle böyle, Ömer daha yeni uyudu. Uyanınca ben de geleyim diye. Ondan sonra Ömer arkadaşlar saat kaçta yattım? 3 gibi neydim? Yattırdım 5-5.30'a kadar uyudu. Çocuğum uyandı, karnı aç. Ben yemek yedirmeden mi götüreyim? Yemeği de hazırladım. Fırınımıza şey sürdüm. Hatta videomda da var, dünkü videomda. Çorbamızı yaptım, yemeğimizi yaptım. Onunla karnımızı doyurduk. Ondan sonra da biz gittik. Tatlımı yaptım tertemiz. Orada herkese servis yaptım. Herkes yedi. Hani söylediğim gibi böyle yani. Şey diye gerek yok aslında böyle ama bu hamur bir özdü ki anlatamam size. O yorumlarda görünce dedim ki hani aslını bilmeden böyle şeyler yazmıyor. Olmuyor yani gerçekten. Bunları da aldıralım şöyle. Daha hamur sıcacık. Kolum hiç canıyor vallahi. İğne de vurmuyorum ama pek faydasını görmüyorum gibi hissediyorum. İkinci mi vurundum arkadaşlar bugün? Üçüncü de artık yarına. Bir de dördüncüm var. Dört iğne. Bakalım. Sonuçlarımı almaya da ayın 25'inde gideceğiz. O da ne zaman oluyor? Bir dahaki pazartesi oluyor herhalde. Pazartesi değil. Hamurumuz gayet yumuşak arkadaşlar. Sadece özünden dolayı böyle görünüyor. Şöyle. Siz göremiyorsunuz ama. Yağ neydim eklenmiyor arkadaşlar. Yağ da olsa yumuşak olur ama şimdi belki yağ çökertir. Bu çok acele, aniden akla gelen bir fikir. O yüzden inşallah güzel olur umuduyla. İnşallah güzel olursa söylediğim gibi alacağım, götüreceğim, yiyeceğiz beraber. Ama hoşlanmayacağım şekilde olursa da götürdüm, daha iyisini yapar, beraber yeriz inşallah. Bu hamurla uzmanı annem ve kayınvalidem arkadaşlar. Gerçekten çok güzel yapar ikisi de. Bakalım ben de onların ayından bir şeyler aldıysam belki ben de başarabilmişimdir. Şimdi hamurumuz hazır şu şekilde. Bunu ben eve götüreyim arkadaşlar soğutmadan. Ağzını yüzünü kapatayım tepsimizle. Bunun kapağı yok çünkü. Videomuzun devamında görüşürüz diyelim. İç harcımızı yapalım. Şimdi sebzeli iç harcım oldu. Şöyle. Sizler buharla belki göremeyeceksiniz ama soğanı bir güzel kavurdum.
Ondan sonra üzerine dolaptan, buzdolabından, dip frizimizden çıkarttım. Biberlerimi döktüm. Buzlu biberleri döktüm bu arada. Onu da bıçakla doğradım arkadaşlar. Böyle buzların aradan kestim. Zaten yağ yağ kendim eriyor orada. Sonra yine domatesim de dolaptan çıktı. Dondurucumdan, dip frizimden. Onu da o şekilde doğradım. Küp küp onu da ekledim. Şimdi ne ekleyeceğiz biliyor musunuz? Baharatını yapacağım. En sonunda da nerede o? Şu maydanozunu da görüyorsunuz. Böyle yazdan doğrayıp dolabımıza atıyoruz. Kışın da böyle böreğimize, çöreğimize kullanıyorum. Çok da gerçekten kullanışlı oluyor. Şurada margarinim var. Görüyorsunuz açıkta. Şöyle peynirim var. Peynirli börek yapmak için. Poşetimde de yumurtalarım var arkadaşlar. Poşete koydum. Hem kırdığım dışarı pasak olanlar geri poşete atacağım. Öbürlerini kullanacağım derken. Şimdi bismillah diyelim. Bir toz biberimizi ekleyelim. Toz biberim doldurulacak. Biliyor musunuz? Yok burada. Var da dolabımda var. Şunu hep böylece eklesem bence anca renk verir. Çünkü dolaptan çıkan malzemeler domates falan pek renk vermiyor. Tadı ama gerçekten muazzam. Hiç bozulmaz bunun tadı. Şöyle koyalım. Yine gerektiğinde kullanırız. Tuzumuzu da atacağım ama hamurumu tuzlu mu yaptım fikrim yok. O yüzden şöyle ayarla atacağım. Bu sebzeni ben yemem arkadaşlar. Çocuklar da yemez. Bunu kaybolmam gün için yapıyorum. Şöyle birazcık kimyon dökeceğim. Bu sanki sucuk lezzeti var gibi oluyor. Bu arada size dökülür gibi mi görünüyor bilmiyorum ama asla dökülmüyor. Birazcık daha şöyle karabiberimizi ekleyelim. Onların asiyosu sinirli daha. Şöyle rengini güzelleştirelim. Şu anda ben her şeyimi hallettim. Sadece hamurumuz var arkadaşlar. Ev sıcak. Ben bunu 15 dakika içinde yapmışım. Yani tüm harçlarını 15 dakika içinde hazırladım. 15 dakika 20 dakikada da pişti. Hamurum yoran şu anda 30-35 dakika gibi bir süre oldu. Daha fazla da olabilir. Tamam. Bunu kapatacağım. Sonra şuradan biraz margarin doğrayacağım arkadaşlar. O çok tatlandırır. Sonra mı yapsam ki? Ama şimdi sıcaklık neyse daha iyi. Şunu da ayıracağım arkadaşlar. Peynir böreğim ya da yumurtalarını da onunla şey yapacağım. Yağlayacağım. Şimdi şuradan bir maydanoz ekleyelim buna. Haydi. Şöyle yaptığımızda sanki lahmacun iç harcı gibi kokuyor biliyor musunuz? Arkadaşlar bu arada o tavayda ilk denemem. Annemle falan yaptık da söylediğim gibi annem yaptı. Ben sadece yanında öyle annemin dolanan elçisiydim. Anacım yapıyordu. Ben de yiyordum. Bu sefer sıra bende. İnşallah ki iyice güzelce yapabilirim. Şu peynirimin içine de bunu katmak istiyorum aslında. Maydanoz yakışır mı ama yakışmaz mı bilmiyorum. Dolaptan çıkma taze değil ya. Bilmiyorum. Bu arada bulaşıklarımı yedim de yıkadım. Oğul adı ya. Şuraya da havlu basılacak. Havlu makine yaptıydım en son. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İnşallah. Ana vallahi bir güzel kokuyor. İçinde kıyma var gibi kokuyor. Böyle kıymalıdır, sucukludur öyle şeyleri pek şey yapmıyorlar arkadaşlar. Kıymalı hiç denemedik aslında da. Sucuklu neydim sevmez kaynamam. O yüzden öyle yapmayacağım. Şöyle. Buhar olmasa size iyi görünecek aslında. Bakın şöyle. Görüyorsunuz. İç harcımız, sebzeli iç harcımız hazır. Şöyle içim yağsını da yaptık. Şimdi bunu şöyle incece açacağım arkadaşlar. Hamurun mayalanana kadar bu da soğusun ki hamurumuz pişirmesin. Tamam. Şöyle bakalım burada. Şunu alacağım. Şurada da artık gerek yok. Benim her şeyim kaldırmadan şimdi neyi bekliyoruz? Hamurumuzu bekliyoruz. Unumu kaldırmadım. Tamam da aynı şekilde burada. Görüyorsunuz. Vallahi benim boyum kadar var. Ama ısındığı sürece her şey pişiyor bunun üstünde. Pizza da çok güzel oluyor. Hasta olacağım. O zaman Can'la ben çocukların yanlarına gideyim. Hamurum olduktan sonra geleyim. Birazcık şöyle meydana getirdim. Sizlere video başladım. Evet ben içeriden şöyle bir tane ceket giydim arkadaşlar. Hasan ceketi. Çok soğuk gerçekten. Mutfağımız ağzından çıkan buhar da görüyorsunuz.
Şimdi hamurum geldi arkadaşlar. Bir saat içinde mayalandı. Şöyle ben biraz üstünü sonradan etrafını toparlarken şöyle yağ ile biraz tapışladım elini yüzünü. Görüyorsunuz. Şöyle. Tel telliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Önce bismillah diyeceğim. İlk denememi bir yapacağım. Ondan sonra şunu koyacağım ocağıma. Ya Allah ya bismillah. Rabbim utandırma. İnşallah kadrajdan aldım. Daha benim çorbam neydim de var biliyor musunuz? İşte aklım buna, bugün buna esti. Bugün bunu yapasım geldi. Şimdi bismillah diyelim. Şu tepsimin içine şöyle mayalı şeyleri bir alalım. Bezelerimiz hazır olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah barakallah. Rabbim bereket vermiş. Anam tel tel bir güzel ki. Aman sevdiyormuşuz Melan. Şu büyük mü olur ki? Anneme sorsaydım keşke o bilirdi. Sormadım da vallahi. Annem de belki yatıyordur rahat etmeyeyim diye. Şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Kibar kibar bezelerimi alayım. Aslında sert değil biliyor musunuz? Bakın şöyle. Hiç aslında sertliği asla yok ama çok aşırı özlü bir hamur. Böyle bir şeylere ben ilk defa alışacağım bu arada. Tüm hamur işlerini yaptım ama böyle bir şey hiç yapmadım daha önce. Doğruya doğru söyleyeyim, yalan mı söyleyeyim? Şöyle yapacağım, etrafına yapışmasın. Ama nasıl güzel mayalanmış. Şimdi bu yumuşacık olur inşallah. Büyük mü oluyor ki acaba? Açtıkça büyür mü ki? Bilemedim. Biraz daha küçük mü yapmam gerekiyor? Bence küçük yapmam gerekiyor. Çünkü fazla büyük bir şey tavamız değil tavam. Şöyle. Şöyle etrafında tapışlayalım. Eğer büyükse arkadaşlar şey yaparım. Azıcık kenarlardan alır. Küçültürüm. Bence hiçbir sıkıntı yok. Bunu böyle alacağım arkadaşlar tepsimin içine. Ondan sonra üstüne bir örtü örteceğim. Hatta şu poşetten geçiririm bir tane daha. Küçük çok poşetlerim var. Onlar şey yapmaz, yüzü vurmasın hamurumuzu. Allah'ım. Yarabbim. İnşallah güzel güzel olur. Kenarı yumuşak kalmış. En son el yüzü azıcık parlasın diye arkadaşlar. Azıcık elime yağ sürdüm. En son aşamada azıcık şey yaptım öyle. Üstünü tapışladım. İçine hiç eklemedim yağ bu arada. Videomda da söyledim zaten. Nasıl güzel oluyor ama. Kibar kibar. 2, 4, 6, 7. Yani 20 tane neyim olacak. Ay, hiç benim elimden az bir şey olduğunu gördünüz mü canlar? 5 tane adamsa ben 20 kişilik şey yaparım. Ben seviyorum. Hani hiçbir şey israf ettiğimi görmedim. Mesela bunu yaparım. İnşallah lezzet güzel olur. Çok çok olursa yarın kahvaltımızda yeriz. Çocuğumun beslenmesine koyarım değil mi? Ziyan olacak bir şey değil bu yani. Bana göre. Yemeğimi de yapıyorum mesela. Bugün gelmesi yarın geliyor. Hiçbir sıkıntı olmuyor benim için şahsen. Ben seviyorum. Böyle insanlar sofradan aç kalmasındansa arttığı zaman onun bir çaresi var. Ama mesela aç oturup da aç kaldı mı onda bir gariplik oluyor işte. Şöyle. Tövbe yarabbim. İnsana soranlar akşamın onunla ne alaka bu hamur değil. Tövbe yarabbim. Annem bir inşallah uyumadan götürebilirim. Uyurlarsa da yarın sabah kahvaltıya götürüp beraber kahvaltımızı yaparız. Bir güzel mayalanmış ki tel tel böyle. Size görünmüyor değil mi? Neyse. Hamurunu yumuşak ya kaldırmak istemiyorum. Aslında şu bankomun üstüne dökecektim arkadaşlar. Hamurumu şöyle düzleyip de yapacaktım. Böyle böyle bu beze işini ama o kadar aşırı derecede çok hamur olmadığı için şöyle kibar kibar yapabilirim diye düşündüm. Ve oldu da. Az kaldı hamurumuz. Tövbe estağfurullah. Ben nasıl yapacağım bitireceğim ki bunu? Sabaha kadar buradayız. Ama ceketimi giydim ya ısındım. Şu anda saat 10. Bakın çocuklarıma birer börek şey yaparsam eğer yetiştirebilirsem kayınvalidem bunun o tarafa gideriz. Yetiştiremezsem burada çocuklarıma yapar birer yerler. Onların sobasını yakarım yatırırım. Sonra ben kendim burada uğraşırım yavaş yavaş. Ben şey yapmam. Alıştım mutfağımın soğukluğuna da bu arada. Yazıyorsun sen yani orada zatürrede olun diye. İnşallah olmam. Yapacak bir şey yok. Şöyle.
Görüyorsunuz çok güzel. Kibar kibar yapıyorum arkadaşlar. Avcumun içini bile doldurmuyor. Hamur çok özlü. Yani özlü derler bizim burada. Böyle ben yapıyorum, o geri geliyor. Böyle oluyor işte. Abi bir tepsi oldu hamurumuz. Tövbe yarabbim. Şunu elimde bir sevdim ki. Bu kare biçiminde. Öbürlerinde var da bir de etrafının böyle şeffaf olması da bir ayrı güzel. Kibarca az yoğurdum. Mayalandı. Üstüne Yüksel'in battaniyesini örttüm. Ömer'in de yorganı vardı. Uyudu uyandı ya. Onu da götürmedim. Ondan sonra bir de soframı sarmıştım. Hamur olur da taş anne ederse malzemelerimize değmesin diye. Yorganımı battaniyemi ama taş, öyle taşma şey de olmadı. Kendi halini olsun yavaş geldi mayası. Evet, bunu mayasız da yapabilirdim arkadaşlar. Hemen 5 dakikada şipşak ama böyle mayalı daha çok yumuşak oluyor bana göre. Annem de mayalı yapar genelde. Şurayı ıslatalım. Ama elim ıslanmasını hiç istemiyordu. Şuraya yapalım. Şimdi onun ağzına ben poşet geçireceğim canlar ki kurumasın. Ben hamurumu açasıya. Yazın ekmekle yedim yaparken ben yavaş yavaş hamur açma işlerine yöneliyorum arkadaşlar ama bilmiyorum. Bayağıdır da uğraşmıyorum. İnşallah yine başarabilirim diye düşünüyorum. Bu olmadı. Tamam, şöyle bir tepsi dolusu şeyimiz oldu arkadaşlar. Unumu şöyle biraz çekeceğim. Biraz da şöyle bir tane benzeme alalım. Ya Allah ya Bismillah diyelim, bir deneyelim Allah'ın izniyle. Şuraya unumuzu da ekleyelim. Bol bol atacağım. Şöyle de önce unlayalım. Ben mutfağıma bence merdane de lazım değil mi? Çok mantıklı. Anam. Tövbe estağfurullah. Bir cimcik açabilecek misin sizce? Haydi kuzum. Utandırma beni. Abam bana şimdi daha da yorum yazacaksınız biliyor musunuz siz? Vallahi ben acemiyim canım. Bana ne olur yorum yazarken biraz bunu göz önünde bulunduraraktan yazın. Bu benim toy halim. Bir ben mısınız? Zamanı gelince ben böyle koca koca börekler açan, yufkalar açan birisi olmuşum. İnşallah. Bir de acıktım ki hamur çiğ çiğ yiyeceğim herhalde. Emanın sen büyüyünce çok mu olacaksın? Ama bu çok güzel olur. Kibarcağız olur şimdilik. İçine de azıcık şey ekleriz. Börekliğimizde. Börekliğim içine yumurta kırmayı düşünüyordum da kırmam herhalde. Çünkü çok küçük bunlar. Allah Allah. Görüyor musunuz? Büyüyor. Vallahi yazacağınız yorumlara rağmen arkadaşlar videomu hala devam ettiriyorsam sizlerden de böyle beni kırmayacak yorumlar yazmanızı gerçekten canı gönülden isterim. Oluyor oluyor. Haydi kuzum. İncecik börek olacak. İnce izleyin siz bunu bir. Bu bence çok küçük olmuş. Şimdi diyeceksiniz Cansu ucumu ver hamura. Hamur hiç canlı değil arkadaşlar. Öyle özlü görüntüne bakmayın. Şöyle katladım, bu küçücük bir gözlem olur şimdi bana. Çocukların şey olsun, ilk kısmet onlar olsun. Allah Allah, gecenin uğraştığım işlere bak hele. Bence oluyor. Çok az un ekleyeceğim. Bakın oluyor, görüyor musunuz?
Kibarcağız oldum. Zaten tavamız ancası var. Tavamız çok küçük. Tavanın altını da bir açayım. Bunu şimdi elimin altına koymayayım. Bu da soğudu bu arada. Bak çocuklar gelecek. Ömer seninkini onu kor kullanacağım annem. Evde otur diye verdim ben sana. Hadi akıllı evimizde otur. Burası soğuk. Hadi bebeğim ben donuyorum burada. Hadi akıllı olun. Ben evde yok anne. Tamam anne. Evimize götür aşkım. Hadi akıllı olun ben. Hadi güzel. Hadi bebeğim. Bak ama kızarım. Gerçekten kızarım. Hadi anne. Annem. Gidiyorum ablama. Ne? Git git. Kapımız dörtte battaniyeyi yorganın içine sokun. Yorganını verdim ya, sıcak da olsa soğuk da olsa ona sokulacak Ömer. Yorganı var, dilleri destan. Parça, paramparça ediyor. Yıkıyorum arkadaşlar, etrafını bir tertemiz yapıyorum. İki gün sonra Ömer yine aynı şekilde getiriyor onu. Bunu ne yapayım şimdi ben bicimcik? Ne koymadım içine? Yumurta kırsam? Küçük yumurtam var mı ki? Çocuklara bir yapsam istedim. Yumurtalar da hep büyük şansımız var. Bunlar da tavuklarımızın yumurtası bu arada arkadaşlar. Annem bir gitti gidelim. Yumurtalar bize kısmet oldu. Maşallah bir sürü de oldu. Çocuklarımızın kısmeti. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şunun içine kıracağım yumurtayı. Şöyle. Gereğince alacağım. Çünkü bu büyük gelir bu hamura. Anca mı olur sana? Denesem mi ki? Allah'ım. Çok kararsızım. Peçetemi alacağım. Şöyle elim ayağım batarsa sileyim diye. Ve şuradan küçük çakal alayım. Tövbe yarabbim. Bence bu bunu taşır. Sizce? Hiç böyle börek yapma görmediydim ben anamdan atama. Vallahi billahi siz de görmemişsinizdir bence. Ben de korum. Tövbe estağfurullah. Oldu. Bu tavaya nasıl gidecek ya? Sorması biraz ayıptır da. Görüyor musunuz? Böreğim oldu vallahi. Şu an kendimle gurur duyuyorum. Bunu da başardım. Can kuş diyorum kendime. Hemen bunu bastıralım. Tavamız bence ısındı. Altını kısalım. Allah'ım sen utandırma yarabbim. Gel buraya. Hemen dökülme sakın. Aman bu anca oldu tavaya biliyor musunuz? Siz görebiliyor musunuz? Bakın. Bakın. Tam buna göre. Büyük olsa demek ki olmayacak değil mi? Abam. Yaşam. Böyle mi olacak? Şunu neyle çevirelim bunu? Tahta kaşığın var, ucu düz olan. Bakalım. Haydi ya Allah ya Bismillah. İlkini bir izleyin de. Size biraz yakınlaşın, uzamda durmayın. Şöyle. Hamur maçsam iyi olur ama ilkinde yanmasını hiç istemiyorum. Şu cızar bence. Tavamı cızar bu. O yüzden şununla bakacağım. Bu çocuklar mı? İlk onların kısmetini ikiye böleceğim. Kafaları ağrımasın. Bizim bu böyle diyor biliyor musun? Biliyor musunuz ilkin senin de kafan ağrımasın diye öyle bir bizim köyün deyimi gibi bir şey var. Vallahi bir şey. Ay nasıl mutluyum ya. Bir yandan da şunu açabilirim ben şöyle. Olacak. Öyle de olsa böyle de olsa börekler olacak. Hamur yoruldu. Hava ısıtıldı. İç harçlar yapıldı. Nasıl özlüyor. Gidiyor geri geliyor küçücük hamur. Benden gidiyor benden geliyor. İstanbul'a büyüyecek sanki. Bana kocaman hamur olacak bu. Hepsini birleştirsem bütün iki bez anca yapar herhalde hamurum.
börekli kod uzuncağız. Yakıştı. Börek demelere yakışır. Allah pişiyor. Az mutluyum ya. Biraz daha pişe dursun. Önce sen oldum artık. Olmuş. Vallahi çok güzel olmuş hem de. Ay nasıl gaza geldi ya. Bu da bir elips, bir hamur oldu. Bunu da uzunca atarız böyle de bir şey olmaz. Normalde şöyle yaparız arkadaşlar, biz börek yaparken şöyle ölçeriz, sonra tekrardan onu oklavamıza sararız. Şöyle düşünün, şöyle. Bunu da azıcık sebze katayım bari, nasıl olacak bu da. İçine yumurta katmayacağım çünkü yumurtanın ikisini taşımayabilir hamurum. Sebzem de güzel kokuyor ki iç harcım. Bence çok güzel. Altını kıstım ya, artık sakin sakin pişecek. Şimdi Hasan gelirse nereden esti bu sanadır? Aklına nereden geldidir? İşte kovuyorum arkadaşlar. Şimdi buna ben çok iç harç koyarsam gir dökülür ne derse ya da pişmezse diye bir şey var içinde yani. Şöyle. Haydi bakalım. Aman nasıl kibar oluyor böreklerimde. Vallahi mini mini mini. Önce sebzelerimi yapma arkadaşlar. Bunu götürüp hemen yiyelim annemin orada. Bu arada tavada yakmıyor elim. Bunu da söyleyeyim sizlere. Vay, işte bu oldu, başardım. Bakın bu nasıl oval oldu. Elim alıştım, ben pek güzel yaparım. Başta biraz eğri büğrülü yaparım ama sonra düzeltir giderim. Genelde öyleyim yani. Şöyle bakalım böreğimize. İşte şöyle olsun. Yavaş yavaş içini çeke çeke pişsin. Birden altı çok açık oldu mu birden pişince iyi olmaz. İçini çekmeyince. Zorundayız. Sığmaz sayır. Hmm.
duyar. Bir de bakıyorum size de nasıl görünüyor kameradan diyeyim. Şöyle açtığım hamuruma bak. Görüyorsunuz. Elhamdülillah isteyin yapamayacağım hiçbir şey yok Allah'ın izniyle. Bunun içine yumurta kıracağım. Bu hamur büyük. Öbürü çok küçüktü. Bir tane yumurta kıralım. İçine biraz da cacığımızdan koyalım sebzemizde. Oo, ben baklava da açarım daha. Bence bu hamur yeterli. Hiç dirayetini bozmayalım. Yok. Nerede? Koyacak. Şöyle. Ben sana... Anne. Anne bunu bekleyin. Kurban olsam bir şeyler annem ekmeği. Sizin ekmeğiniz bir şeyler. Sen ama evde oturmazsan ben sana ekmek vermeyeceğim. Karar verdim. Hadi annem evimize. Hadi bebeğim. Anne bana peynir ver. Peynir mi vereyim? Sen peynir yemek ki. Bir tane ver mi diyorum, peynir ver mi diyorum ki. Peynir. Bak hele sizin böreğiniz pişti biliyor muymuş? Size hangi tepsiyi koysam? Çekil bakalım annem ayağımın altında. Çekil bakalım. Şuradaki hepsini çıkaracağım. Bunun içine bir tane peçete koyayım şurada. Nemlenmesin. Anne. Annem canım. Bu size ekmek yaptım. Arkadaşlar şöyle. İlk kez canımız pişti. Şimdi buna çok az bir yağ yapacağım. Şöyle takır takır kurumasın ellerinde çocukların. Hah. Ama yaklaşma buraya. Ha, oh, yine de yan da yer. Çıtır çıtır nasıl güzel. Oh, mis gibi kokuyor valla. Ömer, oynama annem oralarımızla. O telefonu kırarsan baban ama sana çok kızar biliyor musun akıllı? Öyle yapma, iyi kullan. Annem kızar, kızar. İyi kullan telefonu. Hadi gel suranı serip siz bileyim. Bak, ben elinize bak. İlk gözlememiz hazır. Çocuklara verim hemen geliyorum canlar. Ya size bir dakikada börek yaptım. Bir dakikada. Kaç anne bakalım. 3 3 börek yaptım size. Onlara verdim. Görev tamam. Şöyle. Şimdi azıcık da bir sebze koyalım bunu. Yumurta var ya, büyük geliyor bunu aslında bunlara. O yüzden sebzesini de çok az koymak istiyorum. Umarım taşır. Bu ilk denememiz. Bakalım bu şey iyi olacak mı? Sebze bunun içine. Şöyle elimle bırakacağım. Şöyle ara ara atalım. Pek yoğun olmasın. O zaman da pek bir şey oluyor. Hiç bir şey oldu mu da aynı mene mene dönüyor. Tamam. Peçetemi atacağım artık. Ya Allah ya Bismillah. Bu da tamam. Benim burada izleyen güzel ablalarım, güzel teyzelerim, hepinizin ellerinden öpüyorum güzel analarım. Hepiniz benden daha bilgilisiniz, daha iyisini biliyorsunuzdur. Ben gerçekten çok toy olarak da yapıyorum. Tekrardan da söylüyorum. Daha önce hiç yapmadım size tekrar tekrar söylüyorum. Bu benim ilk denemem. Hani gelecek yorumlara o yüzden öyle karşılık verebilirim ancak. Ya Allah ya Bismillah. Bu da sığdı. Vay, bu da tam sığdı biliyor musunuz? Şöyle bunu da göstermek istiyorum size. Masamın dağınıklığı ne olur kusuruna bakmayın. Gördünüz.
Bir de o kadar oval açmışım ki. Tam olduğu gibi yuvarlak bir şekilde tam oraya oldu. Şuradaki yaş bezimle de elimi bir sileceğim. Aman bangıyla nasıl iyi ya. Hemen şey yaptı böyle. Baloncuklandı. Görüyorsunuz. Sesi dinleyin. Mis. Şimdi şu bölümü de koymaya ben bir tepsi ayarlamam gerekiyor. Bir de eskiye sebzelerimi önce yapayım arkadaşlar. Yapalım. Yine peçetemi koyacağım bunun altına. Ne bunun adı? Fırın tepsimi getireyim arkadaşlar bu arada. Şöyle. Şöyle. Bunun içine böreklerimi koyalım. İşte böreklerimizi. Kurumasın iyice el yüzü burada. Bence bu da olmuş bana göre. Şöyle sebzeli gözleme. Ay Allah'ım inşallah lezzette güzel olmuştur. Bunu da pişsin. Ben hamurumdan açmaya devam edeyim. Hoşuma gitti biliyor musunuz bu iş? Vallahi. Normalde korktuydum başına gelirken. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Çocuklarımın böreğini de verdim. Oh, içim çok rahat şu anda elhamdülillah. Ağaç otur gibi ses geldi aynı şeyden. Şöyle. Vallahi elim alıştı. Bekliyoruz. Aman bu kimin acaba bu börek? Nedir de biliyor musunuz arkadaşlar böyle oldu mu? Bu kimin siniri ya da bu kimin bereketi diye sorulur. Şöyle görüyorsunuz. Baloncuk baloncuk. Aman. Oradan da bırakıyormuş size de. Azıcık daha ikinci çeksin bence. Perdemi kapatmadım ya. Bu taraf görünmüyor aslında. Ama yine de ben hiç sevmiyorum perde açık durmayı. En nefret ettiğim. Perde açık oldu mu insan sanki hani söz meclisine dışında da başı açık gibi değişik gibi oluyor yani. Değişik hissediyorum. Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Arkadaşlar bu hocama da dün annem bile darttı götürdüm. Şey yapmaya çalışıyorum. Car car yaptım da annem bile yatmadan götürelim yiyelim orada diye. Sebzeli yaptım. Demin günlerim vardı. Gittiler onlar. Değil mi? Yapmadılar. Şunları yapalım. Götürelim ben beraber yiyelim. Spordan çıktım. Ne oldu? Sen içken geldin. Beklemiyordum. Kaptan. Şeye gitmedik de önceden şeye gidip oturuyorduk. Bugün de daimin arabayla gittik ya. Yüzsüz var. Şey. Hale gibi vardı. İşte çıktık geldik. Beraber gezeyim. Kahve şeye kahve gelin. Görev mi çevirin mi? Ellerim mi? Şundan mı çevireyim elimden? Gelin de çevirin. Amına bile var. Amına bile var. Nasıl naziksin? Değil mi? Görev mi değildi? Nasıl?
Diyelim bir ciyak diyelimiz altına. Aa, ne olur? Yiyeceğiz böreği denemeyeceğiz. Anne ben bitirdim. Kısırtmama çalışıyorum. Çocuğa da bir tane böreği verdin. Aslanım ne yaptınız? Aslanım korktum Aslan. Kalbi çarptı biliyor musun? Ben de sürtmeyeyim de şuradan bakı geçirdi dedim. Ben görünmem bu taraftan. Dinaz seviniyordum. Kendi kendine kapışak diyeyim. Gördüm sıktı. Anladım diş ettim. Baba geçen ben de çok sevdim. Var koçum var. Ben de seni çok sevdim. Bunlar da birine televizyon açtım. Yükselen ödevimizi yaptık. Da okumasının 5'ini yaptık, 5'ini sana bıraktık. Programasyon olarak. Çünkü senin olduğunu da açtık. Ben de maçlayalım. Ben eve doğru geçip. İçeriye mi? Ömer'imizi de götür. Ha, burada şiddin ne şey ona ben de niye içeceğim? Baba, ben de. Burada bir şey... Bizim evimiz sıcak. Hamurla mayaladım ve onun attım bir sürü. Baba, nasıl korktum ya. Hiç şey yok arkadaşlar. Ben niye böyle bilmiyorum. Korku veriyorum hemen yeşilden. Neyse, şu anda dördüncü böreğimizi de yap. Evet, bu dördüncü böreğimiz. Bunu da yumurtasız yapıyorum. Şöyle, çünkü pek canlı değil bu da arkadaşlar. Şöyle, mis gibi oldu. O zaman ben bunları yapayım, tamamlayayım. Sizlerle bugün devamında görüşürüz. Şöyle, daha benim hamurum var ve sizleri sıkmak istemedim. Şöyle çevirsem şu tarafa doğru. Şunu da şu tarafa koyarsam bu da bayağı pişer bu tarafta. Ama nasıl ideal yapıyorum biliyor musunuz? Bu da tam oldu buna. Ne eksik ne de fazla. Şöyle bir de onu göstermek isterim sizlere. Şöyle. Görüyorsunuz. Bu da ikinci böreğim. İkisini de eşit açtığım için tam oldu ikisi de. Bu sırada bakmayın ne oldu kafanız inşallah dönmüyordu. Bir o tarafa bir o tarafa geçeceğim bakıyorum. O zaman canlar videomuzun devamında görüşürüz inşallah. Böreklerimizin bittiği halini ya da kameram da olmamış biliyor musunuz? Şöyle. Tamam. Videomuzun devamında görüşürüz. Evet canlar. Vallahi uykum geldi biliyor musunuz? Üstüm başımda hep un. Ne olur kusura bakmayın. Maalesef ki ben biraz böyle unlu çalışan birisiyim. Görüyorsunuz ama bitirdim. Maşallah baya baya çok oldu arkadaşlar. Görüyorsunuz şöyle. Şu mesela peynirli olanım. Şu sebzeli olanım. Ana da peynirmiş pardon. Şöyle şu sebzeli olanım. Ama bir güzel... Şöyle acayip olmuş. Kaç tane olmuş bir saymak istiyorum. Son iki tane kaldı canlar. Bir iki tane. Sonra gideceğiz. Şu anda saat 12. Onlar da aradık uyumayın diye yaz. Onlar da bekliyorlar. Ki hani yani sabah da götürebilirdim ama böyle sıcağıyla güzel olur diye ben de öyle düşündüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Zaten saymadık mıydık biz? Saydık. Şunları da şöyle görüyorsunuz canlar. Bunları da böyle bu tepsime koydum. Çünkü o artık doldu. Bunu da böyle bunu da peçete sermedim. Sakin sakin koyuyorum buna da. Çok şükür hamdolsun Rabbim pişti. Mutfak bayağı soğuk arkadaşlar. Ayaklarım çok üşüdü. Ama bitirdim. Burayı da bir görün şu tarafı hep un. Temizleyeceğim. Onu da temizleyeceğim. Sonra inşallah yatacağım. Biraz daha pişmeli. Bir şey girdi. Vallahi bitirdim. Son zaman var ya aslında size video çekecektim. Elim iyice alıştı böyle. Hemen yapıp yapıp atmaya başladım hemen hemen. Ama bu sefer de saat geçiyor diye hani videoma da şey yapmak istemedim. Burada da bu arada margarin var arkadaşlar. Şöyle üstünden yağlay veriyorum kuru olmasın diye. Çünkü o tarafa gitti mi soğuyor. Şöyle. Mis gibi oldu valla. Peçete mi vardı burada burada? Bir poşetin dolusu da yumurta kabımız çıktı bu arada. Yani bismillah. Şunun altı pişti mi ki? Bu da olmuş bence. Şöyle ortalayalım bunu da.
Şunun arka tarafına da sürsek olurdu aslında ama neyse. Şunu da şöyle çöp poşeti yaptım arkadaşlar kendime. Elime geçen her şeyi bunun içine attım attım koydum, iyi oldu. Şimdi bunu da çöpüme atacağım. Masamda gelmiş dedim arkadaşlar. Hasan hadi koçularınızı giyin de gidelim. Ben kurbanım seni verelim. Hadi abine de değil, hadi abicim üstünü giydi. Ne yaptın? İyiyim. İyi misin? Evet. Üşüdün mü? Evet. Ben üşüdüm ya. Soğuk ve... Anne, ne oldu zaman? Evet anne. Ne oldu zaman hadi. İç tarafta pişsin. Hadi bakalım videomuzun devamında görüşürüz diye. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar böreklerimizi aldık girdik. Annem ne yapmışmış yazık kaldırdık. Bayağı silince uzun sürdü silmesi. Annem de uyumuşmuş şöyle. İlahisim ben yine konuşayım. Babacan'a da aradıydım o da yatmış. Bizim başı daha yordu böyle dalmıştım. Gir uyandım. Gir uyandı kapıyı açtım. Sen arayacaksın mı? Gir boşanın yaktı. Uyuyorum bir lambayı kapatayım. Ben de canı şey dedim. Kaldıysa dursun da sonra ben de çektim bayağı. Bir de. Pişiriyor. Aslında çabuk yapıyorum. Küçük küçük ya. Üşür gibi oldum ben de maçtan geldim. Ali'ye. Kasından burada uyuyordu. Ben de canı şeydi sonra yemeyeyim. Bir önde böyle yatayım dedim. Siz gelince dayanamadım geri. Şöyle arkadaşlar içini göstereyim. Bu peynirli olanımız. Şunlar sebzelilerimiz. İyi de ama orada azıcık verdin ya parça güzel geldi. Bana da bir tane şey de benim. Şu yalnız yumurtalar. Baba, baba yedim. Evet. Şöyle atacağım. Şöyle alacağım yedim. Şöyle alacağım yedim. Şöyle alıyorum bak öyle alayım bunu. Bu da. Burada. Da. İşte yumurta. Ha böyle duracağım mısın? Sen öyle değil mi şöyle? Tamam gidiyor bak. Arkadaşlar annemden yakında biz televizyonlarda görürseniz şaşırmayın. Puan ver bakalım anne kaç üzerinden kaç olur. Güzel olmuş çok güzel. Puan. Annem bilir benim elimin lezzetini biliyor musun? Vallahi. Doğal olursa zaten çok güzel olur yazmışlar. Hani oraya... Yok ya güzel olur ben vallahi istiyorum. Ben bir de çürk söylersem orada. Hasan bir dur ama çırpınır Allah. Böyle çırpınır arkadaşlar Hasan. Heyecanlandım bugün. Çıkarsa ben güzel istiyorum yani öyle farklı şeyi. İkimiz. İki kişilik olsak eşler olursa ben olacağım. Kaynan olursa. Genelde şeyi seviyorlar. Eski toprakları öyle dualları. Mesela seni sevenler öyle. Orada ona ne? Sen hiç yemeyeceksin ki. İyi, böyle bilecekler yiyeceksin orada. Hazır yemek ne daha canına yazdı orada. Yok hep yemek ıcık alacaksın çekineceksin. Icık iyisin canım yine otel varmış şey varmış bilenler yazıyor burada size ne yaparlar otelde kalırsınız diyorlar. Duralım bana ıcık farklılık olsun. Hayırlısıysa olsun ben ya. Ben oğlum öğrenecek. Sen oğlum devam baba bizi televizyon ne yiyeceksin sen de. Ya o zaman okulda bırakır yanınıza gelin. Hani gelemem babam biz uzaklarız. Sen de yüksek baban yanına uğra. Bazen seni alsın, gezdirsin, geri koysun. Tamam mı? Telefonunu versin, Yusuf babanın duracak. Gelecek oğlum, bir hafta durup gelecek. Ya olacak mı? Benim şeyim yok aşağıda. Cansu'nu yok diye yok diyeceğim. Dur varım, belki de olur. Nasip. Aynısı. O zaman bize afiyet olsun arkadaşlar. Ben de yiyeyim. Şu kamera işini boştayım. Son şeyi kattım ya, olan buna gelmiş. Baksana.